izlediklerimizde, düşüncelerimizde Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Ekonomik duruşu sergileyen devletin şu anki durumunu desteklemiyorum ama şu tutumunu destekliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yayınlanan genelgeyle birlikte artık televizyonlarda aile dostu içeriklerin yaygınlaştırılacağını duyurdu. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına televizyonda ne izlediklerini ve genelge hakkında ne düşündüklerini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Aile olarak ben daha ziyade haberleri izliyorum. Tartışma programlarını izliyorum. Yani gündemi yakalayan şeyleri izliyorum. Pek dizi izlemiyorum genelde. Evde ev halkı ne izliyor mesela? Ev halkı çocuklar çizgi film izliyorlar. Hanım dizi izliyor o şekilde yani. Peki siz bu dijital ortamlardaki böyle tehlikelerin farkında mısınız? Ne gibi tehlikeler var sizce? Tabii. Çok rahatsız edici şeyler, içerikler paylaşılıyor. Ansızın karşımıza çıkmasını istemediğimiz, ümit etmediğimiz şeylerle karşılaşıyoruz. Tabii ki çocuklarımızın bunlardan korunması lazım. Bugünkü ekonomik duruşu sergileyen devletin şu anki durumunu desteklemiyorum ama şu tutumunu destekliyorum. Tabii ki olması gereken çocukların bu içeriklere kolaylıkla ulaşmaması, bunların engellenmesini arzu ediyorum. Bugünkü ekonomiyi görüyorsunuz. Bence böyle şeyleri sormanızı tavsiye ederim. Anlatabiliyor muyum? Haber dışında hiçbir şey izlemiyorum. Sadece haber izliyorum. Peki ev halkı ne izliyor? Yalnız yaşadığım için ev halkı yok. Peki sizce bu aileyi böyle bozan, böyle çocukların, böyle gençlerin gelişimini engelleyen içeriklere karşı ne yapılmalı sizce? Ne tür önlemler alınmalı? Onlar yasaklanmalı yavrum. Mutlaka yasaklanmalı. Çünkü eğer çocukların şeyini bozuyorsa, aile düzenini bozuyorsa, onların ahlakını karıştırıyorsa, başka şeyler öğretiyorsa, istemediğimiz şeyler öğretiyorsa yasaklanmalı elbet. Siyaset bölümlerinde işte gazetecilerin şeylerin yorumlarını dinliyorum. Bazı işte belgeseller şeyler dinlerim, haberleri dinlerim. Bu şeyleri dinlerim. Evde sizden başka yaşayan biri var mı? Ondan neler izliyor? Var, ailemiz, çocuğumuz var tabii. Okuyor, üniversitede var okuyan. Neler izliyorlar? O kendi odasında internetten dersine çalışır. Kendine kafasına göre şeyler. İşimiz olduğunda geliriz, görüşürüz, konuşuruz. Peki şimdi bu dijital ortamda işte televizyon olsun, işte internette olsun, bildiğiniz gibi böyle çok zararlı içerikler karşımıza çıkabiliyor. Böyle aile unsurunu tehdit edebilecek. Peki sizce bu içeriklere karşı ne gibi önlemler alınabilir? Yani ben şimdi bu aile programı şeylerinde oturulan işte bu aile ortam şeylerinde konuşuyorlar, şey diyorlar. Pek aile şeylerine pek iyi şey vermez bunlar. Yani bu iyi ortam güzel bir şey vermez. Çünkü bu o şeylere bizler de böyle mi yapalım gibisine uyarma yapıyor gibi böyleler yapınca yaptıkça ha böyle yapılıyormuş da ben de böyle o zaman yapayım diye akıllına sanki düşürüyorlarmış gibi. Böyle silahlara karşı, şeylere karşı çok onlara karşıyım ben. Silah nedir yani? Silah taşıma, silah yani insanı, hayvana bile insana yani şey etmeye insan eli varmaz. Nedir bu yani bu cinayet, bir şeyler, öldürmeler, vurmalar? Çok üzülüyorum, çok bunlara bakmaya, bazı kızıyorum yani kapatıyorum, başka yerler açıyorum. Çünkü bunları dinlemek bizlere yani aile olarak yani iyi bir şey değil, huzur vermez bunlar yani. Yani böyle vurmalı kırmalı içerikler böyle ailelerimizi olumsuz etkiliyor. Vurmalı kırmalı şeylere karşıyım yani ben böyle şeylere. Televizyonda haberler izliyoruz genellikle. Spor izliyoruz. Başka da bir şey izlediğimiz yok bizim. Tamam. Çocuklar falan ne izliyor mesela? Çocukları bilemiyorum. Çocuklar herkes kendisi bağımsız. Mesela siz ne izliyorsunuz? Annem babam biliyor mu senin? Bilemiyor. Onun için çocukla... Karışmıyorsunuz yani. Efendim? Karışmıyorsunuz yani. Karışmıyoruz tabii canım. Yani kimsenin kimseye karışma hakkı olmaması lazım. Onlar daha bilgilidir biliyor musun? Gençler daha bilgilidir. Ya yaşların o kadar bilgisi yoktur güzel mi? Her şey hayırlı olsun diyelim, ne diyelim. Peki sizce bu aile dostu olmayan böyle çocukları, gençleri olumsuz etkileyebilecek bildiğiniz gibi vurmalı, kırmalı türlü içerikler olabiliyor bazen televizyonlarda falan. Bunlara karşı ne gibi önlem alınabilir sizce? Vallahi şimdi herhangi bir şey söyleyemiyorum ki, aklıma da gelmiyor. Babacığım ya, biliyorsunuz insanların daha öbür şeyler daha önde yani. yaşam önde şimdi. Mesela bizim
Kayseri'de bir kooperatif sorunumuz var. Tamam mı? 15 yıl sonra kooperatif milleti inim inim inletiyor. Milletin derdi onda diyelim. Mesela pahalılık da bunlar önlem alınması gerekiyor. Senin dediğin konular önlem alınması için yani onu biraz daha çocukları, gençleri o konuda daha önceden yetiştirmek gerekiyor. Onun haricinde kimseye bir şey yapamazsınız ya. İnsanlarımızın kendi gayretiyle düzelmesi lazım. Bir kötü olay gördüğümüz zaman onu bildirmemiz lazım. Engellememiz lazım. Yani bir hadis var ya, bir kötü bir şey gördüğünüz zaman onu elinizle yapamıyorsanız, yani sözünüzle yapamıyorsanız da buğz edin diyor. Ben bu kadar diyeceğim. Peki evdekiler ne izliyor mesela? Aynı fikirdeyiz biz. Aynı düşüncede, izlediklerimizde, düşüncelerimizde Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Çok aksiyon filmleri falan izleriz. Öyle şey filmler izlemeyiz. Öyle silahlı falan filmler izlemiyoruz. Aynen böyle ailece ortamlarda falan öyle filmler izliyoruz. Yani öyle filmler zaten annem babam yasaklıyor yani. Peki bu dijital ortamdaki tehlikelerin bilincinde misiniz aile olarak veya kendin? Evet, bilincindeyiz. Peki bu içeriklerin engellenmesi için sence ne gibi önlemler alınmalı? Ne gibi önlemler alınmalı mı? Zaten yasaklanmış herhalde dediğiniz gibi. Bence bu bir önlem de değil ayrıca. Zaten eninde sonunda görecekler. Her türlü izliyorlardır da yani. Bence. Her türlü bir şekilde bir yolunu bulurlar izlemek için diyorsun. Bulurlar. Bence daha çok sıkı güvenlik falan alabilirler.